Canım çekti koma gene. Olsa yesek hep birlikte. Bu nasıl bir lezzet böyle? Durma hadi bol bol söyle. Taptaze çiğ köftesiyle. Koma gene, koma gene. Sevgili izleyenler, TV53 YouTube ve Facebook kanallarımızdan canlı olarak yayınladığımız Bir Başka Konu programına hoş geldiniz. Ben Turgay Ayhan, bir kez daha karşınızdayım. Tabii dün akşam Sağ Dışı programında ekranlardaydık. Yaklaşık 5-6 gündür ara vermiştik Bir Başka Konu programımıza ve bugün tekrar normal hafta içi formatımıza dönüş yapmış olduk. TV53 net yazarak YouTube, Facebook, Instagram ve Twitter adreslerimizi takip etmeyi unutmayın diyerek bugünkü programımızı da başlatmak istiyorum. Bugün stüdyomuzda konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Rize Eski İl Başkanı ve aynı zamanda Çay Üreticileri Derneği Başkanı Zeki Mahi ve Sayın Mahi'ye hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Turgay. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Teşekkürler. Uzun zamandır görünmüyorsunuz aslında çünkü buralarda değildiniz. Evet. Uzun bir eğitim dönemi geçirdiniz Kosova'da. Buradan başlamak istiyorum. Yani nereden çıktı Kosova? Ya şimdi biz 13 Eylül şartlarında eğitimimizi tamamlayamadık. 13 Eylül şartlarında okulu bıraktık. Liseyi dışarıdan açık öğretimden tamamlamak suretiyle 2000'li yıllarda bitirmiştik. İçimizde böyle bir ühde vardı. Okumayı seviyorum aslında. Okumak gerçekten o zamanki şartlarda hayallerimizin içerisinde olan bir duyguydu. Netice itibariyle o gücü şartlarda okuyamadık. 13 Eylül sonrası efendim açık liseyi bitirince iki defa üniversite sınavına girdim. 2004 ve 2006'da. Netice başarılı olamadık. Daha sonra işte Kosova'da böyle hukuk fakültesini okuma imkanımız oldu. Orada kayıt olduk. Üçüncü sınıfı bitirdim. Dördüncü sınıfa başlayacağım Kasım ayında nasip olursa. O aradan Türk Dil Edebiyat bölümü var Kosova Priştine Hasan Üniversitesi'nde. Orada da birinci sınıfa kaydolduk. Bu sene orayı da bitirdim. İkinci sınıfa işte başlayacağız. Pandemiden dolayı Yüksek Öğretim Kurumu bir açıklama yaptı. Yatay geçiş imkanı verdi yurt dışında okuyan öğrencilere bazı bölümler hariç. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne başvurdum. Efendim, Türk Dil Edebiyat bölümünü yatay geçiş yapmak için YÖK'e sordular. Eğer YÖK kabul ederse geçişimizi, yatay geçişi, burada da ikinci sınıfa başlayacağım nasip olsa Türk Dil Edebiyatı'na. Dolayısıyla 3 senedir Kosova'dayım. Bir daha sene işte nasip olursa hukuku bitiriyorum. Burada eğitime devam edeceğiz. Yani iki tane üniversite bitirmiş olacaksınız. Allah nasip ederse, evet. Çok güzel. Peki Kosova'da, orası da tabii ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı bir ülkemiz. Nasıl orası merak ettim. Hani şimdi tabii önemli bir ata ülke. Mirası biz, ata yurdu. Geçmişte Osmanlı'nın orada büyük izleri var. 1900'lü yıllarda, 930'lu yıllarda nüfusun %55'i Türktü. Tabi ondan sonra krallık dönemindeydi. Daha sonrası sosyalist Yugoslavya. %35'lere falan. Şimdi ise nüfus %2'ler, %3'lere düştü Türk nüfusu. Ama toplumun %99'u Müslüman. Dolayısıyla bizim orada gördüğümüz Türklere karşı büyük bir sevgi var. Sokakta gördüğümüz veya işte alışveriş merkezlerinde Türkçe konuşan insanları rastladığımız zaman birçoğu Türkçe konuşuyor. Nereden öğrendin sorduğumuzda efendim televizyonları takip etmek suretiyle televizyonlardan öğreniyoruz.
Yani bize karşı hem ilgileri hem sevgileri var. Dolayısıyla bize de çok benziyorlar. Ataerkil bir aile yapıları var. Osmanlı'nın çok ciddi mirasları var, kalesi var işte, birçok eseri var, camileri falan. Dolayısıyla kendimizi orada yabancı hissetmiyoruz. O coğrafyada böyle sanki Türkiye'de gibi sabah namazını, öğle namazını, akşam namazını kılabiliyorsun, duyabiliyorsun, dinleyebiliyorsun. Aynı Türkiye coğrafyası gibi bir ülke. Evet, yabancılık hissetmiyorsunuz. Evet, 3 yıl aşkın bir zamandır burada değilsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin uzun yıllar Rize'de il başkanlığını yaptınız. Milletvekili adayı oldunuz Rize'den. Ve sonrasında görevden ayrıldınız ve Kosova süreciniz başladı. Şunu sorayım, siyasetle başlayalım bu anlamda. Son yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Siyasi, ülkemizdeki siyasi atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Milliyetçi Hareket Partisi malum, İYİ Parti kuruldu Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılan. Geçmiş dönemde sizin olduğunuz, il başkanı olduğunuz dönemde MHP en çok eleştirdiği parti AK Parti iken işte bir ittifak süreci var. Yani şu an Kosova'da olduğunuz süre içerisinden bugüne kadar yaşanan bu siyasi gelişmeleri, atmosferleri ülkemizde nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii Türk siyasetini de 35-40 sene yakın hizmetimiz oldu. Kosova sürecinde Türk siyasetini çok yakından takip ediyor musunuz derseniz, çok yakından takip etmedim. Ama Rize'yi siyaseten takip ediyor musun derseniz, Rize'yi tabii ki takip ettim. Türk siyasetinde son 20 yıldır hepimizin bildiği bir AKP gerçeği var. Başında da Tayyip Erdoğan, işte şimdi Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla onun belirlediği bir seçim veya işte efendim bir proje doğrultusunda Türkiye'de daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi ile arasındaki çok ciddi kavgalar, tartışmalar sonuç itibariyle 15 Temmuz'dan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanının efendim iktidarın yanında işte Cumhur İttifakı'yla beraber hareket ediyor. Bana göre şahsi kanaatim Türk Milliyetçiliğinin siyasi hareketinin dün rahmetli başbuğumuzdan gördüğümüz Türkiye'nin sıkıntıya düştüğü, zaafa düştüğü, devletin otoritesinin boşluğa düşeceğini hissedildiği an MHP her zaman iktidarı desteklemiştir. Bir tanesini hatırlıyorum. CHP'nin iktidarda olduğu dönemde yanlış hatırlamıyorsam meclis başkanını seçemiyordu. MHP'nin desteğiyle CHP'nin ki çok arada şey vardı böyle yani tartışmalı bir ortamda bile millet adına, devlet adına CHP'yi desteklediğini biliyorum. Dolayısıyla şu anda Devlet Bahçeli'nin hükümeti desteklemesini anlayabiliyorum. Ama bunda da biraz geç kaldığını düşünerek mülkücülerin şu anda Türk siyasetinde belirleyici olmalarını istiyorum. En azından bürokraside, en azından bürokraside. Netice itibariyle sizle biz bir karşılıklı anlaşma yapıyoruz. Karşılıklı anlaşmada bir taraf kazanmaz. Sadece bir tarafın menfaatleri düşünülmez. Sadece bir tarafın çıkarları hesap edilmez. Karşılıklı bir anlaşma varsa iki tarafın da menfaatleri söz konusu olmalıdır. Dolayısıyla bugün gördüğüm kadarıyla MHP'nin bakanlıklarda, MHP'nin bürokraside çok fazla bir efendim etkinliği yok. Dolayısıyla iktidar bu işi tek başına kendisi efendim götürüyor. Yan taraftan da MHP'de işte birisi mecliste vekillerin aleyhine veya herhangi birinin aleyhine konuştuğu zaman görevden alınıyor. Bu aslında böyle çok hoş bir manzara ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla MHP bu noktada bunun yanlış veya doğru olduğunu önümüzdeki seçimde kendi seçmeniyle, Türk seçmeniyle karşılığıyla şif şekilde görecektir. Dolayısıyla iktidardan da ortaya çıkan bir boşluk var. Bu boşluğu da doldurmaya çalışan, işte İYİ Parti konjonktürü yakalamış, Rize'deki kongresi de gerçekten takdire şayan bir programla, arkadaşların gayretleriyle böyle siyasete bir renk, siyasete bir kalite, siyasete bir nitelik getirir tarzda bir program oldu. İYİ Parti gündemde. Şimdi yeni bir parti çıktı işte Deva Partisi. Gelecek Partisi falan. Şimdi işte Muharrem İnce şu anda bir programda. Yollara çıktım. Yeniden bir organize falan. İnşallah bunların sonucu yine
İttihat Partisi'nin veya işte yeniden Cumhurbaşkanı'nın orada kalmasının altyapısı gibi ortaya çıkmaz. Farklı bir şey ortaya çıkar. Buradan da gerçekten muhalefetin sesi yükselir. Sonuçlar itibariyle 20 senelik bu iktidarın Türkiye'ye kazandırdıkları birçok şey var. Tamam, bunu kabul ediyoruz ama yereldeki siyasetçilerin biraz bu işlerle ilgili sanki çok şımarık davrandıkları, miras yediler gibi böyle birçok şeyde hoyrat davrandıkları, dolayısıyla seçmenin de bu konudan rahatsızlık duyduğunu gözleyerek bir yeniliğe ihtiyacın olduğunu, artık ortaya koyulması gerektiğini de şahsen ben kendim düşünüyorum. Bu süreçte inşallah böyle işler diye söylüyorum. Peki siyasi tecrübenize dayanarak soracağım bu soruyu. Bir erken seçim öngörüyor musunuz? Yani şimdi hazırlıklar sanki öyle gibi ama bu işin kararını verecek olanlar kendi içinde bulundukları durumu rehabilite edip milletin ihtiyaçlarına, ki ekonomi hep beraber yaşıyoruz. Evet. Sokaktayız, esnafız, efendim iş adamıyız, görüyoruz. Dolayısıyla bu şartlarda böyle bir erken seçim gündeme getirmek çok zor. Belki yeni bir yasal düzenleme, yeni bir seçim kanunu, yeni bir program, demin anlattığımız gibi işte Muharrem İnce'nin yola çıkıyorum demesi, Deva Partisi'nin gündeme gelmesi, inşallah bunlar yarın efendim ya farklı bir anlayışın temsilcileri olmaz da gerçekten milletin sorunlarına çözüm üretebilecek bir politikayla öne çıkarlarsa belki seçim gündeme gelebilir ama benim şu andaki kanaatim bir erken seçim yok gibi görüyorum. Evet. Uzun yıllar Rize'de siyaset yaptığınız, hele milletvekili adaylığınız ve il başkanlığı döneminizi hatırlıyorum. Çok fazla ön planda olan bir il başkanıydınız. Yani her sorunu dile getiren, özellikle çayın sorunlarıyla ilgili, çay üreticisinin arkasında duran, sürekli onlarla ilgili açıklama yapan bir il başkanıydınız. Ve milletvekili adaylığınız sürecinde de en çok çayı savundunuz. Çayla ilgili gelişmelerin olması gerektiğini, başta çay kanunu olmak üzere. Şimdi az önce yerel yöneticilerden bahsettiniz. Halkla biraz kopuk olduklarını, biraz şımarmış gibi davrandıklarını. Bu eleştirileri Rize'de özellikle İktidar Partisi'nin temsilcilerinden dolayı çok fazla duyuyoruz. Siz de aynı şeyi dile getirdiniz. Siyasetle başlayacağız. Rize'deki İktidar Partisi'nin temsilcilerini nasıl gözlemliyorsunuz? Özellikle bu pandemi sürecinde çok fazla ortalarda olmadıkları yönünde eleştiriler vardı. Çok fazla özellikle çay konusunda yaşanan çay kampanyalarındaki üreticilerin sıkıntılarına çok fazla eğilemedikleri ve çözüm getiremedikleri yönünde eleştiriler vardı. Bu konuda değerlendirmelerinizi rica edeceğim. Şimdi tabii Rize'de bizim siyaset yaptığımız dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın dikkatini Rize'ye çekebilmek için sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çok büyük enerji sarf etmiştik. Tayyip Bey'in birinci döneminde dikkati Rize'ye çekememiştik. İkinci döneminde biraz daha Rize'ye dikkatini çekebilmiştik. Şimdi gördüğüm kadarıyla Tayyip Bey'in gerçekten Rize'ye dikkati çekilmiş. Rize'ye yatırım yapmak istiyor, Rize'ye katkı yapmak istiyor, Rizecilik yapmak istiyor. Ama yereldeki yerel yöneticilerin Tayyip Bey'in bu arzusunu, bu isteğini, bu sevgisini kapsayabilecek dolulukta olmadıklarını düşünüyorum. Şimdi geçen bir televizyon programında Rize'de iki proje iptal olmuştu dedim. Bir şey ortaya koydum, anlayış. Çok tepki aldı. Şimdi bir tanesi hayata geçti. Sağ olsunlar, buradan özellikle teşekkür ediyorum. Lojistik ambarla ilgili Rize'de o konuşmamızdan sonra projeyi iptal olduğunu söylemiştim. İki tane projenin Rize'de. Türkiye'de dört proje iptal olmuştu. Dört tane projenin ikisi Rize'den demiştim. Bir tanesi işte lojistik ambardı. Bir tanesi de sahil dolgu sahasıydı.
Şimdi ondan sonra bizi işte siz kasıtlı beyanlarda bulunuyorsunuz demek suretiyle. Önce projeyi ortaya koydular. Sonrasında da şimdi duyduğum kadarıyla ihaleyi de onayladılar. Bundan dolayı buna sebep olan kim varsa teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu konuda Rize'ye büyük bir hizmetleri geçmiştir. Ama ikinci proje hala daha duruyor. İkinci proje hayata geçmedi. Şimdi Rize'de işte üniversitenin karşısındaki yeri üniversite dolduruyor. Evet. Şimdi belediye sahilde kendi imkanlarıyla bir yer dolduruyor. Ve dolayısıyla aslında bunlar pansuman. Yani bunlar şey değil, yama usulüyle gidiyoruz. Aslında o projenin mimarlarından bir tanesi de biziz. O zamanki Milliyetçi Hareket Partisi'nin arjesiydi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin arjesinde Çifte Kavak'tan Askoroz'a kadar bir dolgu sahası. Bunun üzerinde efendim taş evleri, çay evleri, Rize'nin işte atma türkü geleneğini seslendirecek yerler, taka turizmi falan bunları seslendirmişti. Dolayısıyla proje önü de sıkmıştı. O proje sonra iptal oldu. Şimdi de şu anda o proje hiç gündemde yok. Bugünkü mecliste bulunan vekiller, eğer yerel siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları o projenin üstünde bir uygulama vardı. Ben uygulamayı proje çizen arkadaşla İstanbul'da görüştüm. Orada bize bir sunum yaptı. Daha sonra oradaki sivil toplum kuruluşlarına da İstanbul'da bir sunum yaptı. O projeyi gördüğüm zaman, o projeyi bir de Dubai'de görmüştüm. Öyle bir güzel proje. Çok mutlu olmuştum. Rize'de Ovid, İspir yolu, efendim dolgu sahası, lojistik ambar, havaalanı, turizmin canlandırılması. Tekrar 1970'lerden 80'lere kadar Rize tekrar göçü geriye almıştı. 80'lerden sonra, 90'lardan sonra tekrar Rize göç vermeye başladı. Yani 1930 senesinde Rize'nin nüfusu efendim 177 bin, 2017'de Rize'nin nüfusu 340 bin, 350 bin. Arada o günkü nüfus yani 1930'lu yıllarda Rize'nin nüfusu Türkiye nüfusunun %1,5'unu oluşturuyor. Bugünkü Rize'nin nüfusu Türkiye'nin 0,3'ünü veya 4'ünü oluşturuyor. Bu demek ki Rize'den 1 ile 1,5 milyon insan Rize'nin dışında. O zaman siz göçü tersiyle çalıştırabilmeniz için bu bahsettiğimiz yatırımların Rize'ye dönüşünü sağlarsanız, bunu daha evvelden ifade etmiştim, tekrar Rize'de kendi memleketinde hem ticaret yapmaya, hem siyaset yapmaya, hem de burada belirli Rize olmak için dönebilir. Bu anlamda bu projeyi, efendim, dolgu sahasının üzerindeki o Rize'nin mimari özelliklerini yansıtan, Rize'nin işte taka kültürünü canlandıran, atma türkü kültürünü canlandıran, işte efendim Rize'nin bütün özelliklerini bünyesinde barındıran marinasıyla birlikte çok güzel bir projeydi. Bu proje için buradan özellikle sayın vekillere sesleniyorum. Siz bu konuyu isterseniz ki daha evvelden onaylanmıştı, A nedeni B nedeninden dolayı iptal edildi, tekrar gündeme getirip tekrar bu projeyi canlandırıp hayata geçirebilirsiniz. Şimdi burada bunun dışında yerel siyasetçileri nasıl görüyorsunuz derseniz, yerel siyasetçileri proje üretip Ankara'ya gitmediklerini düşünüyorum. Ankara'dakilerin, Sayın Tayyip Erdoğan'ın kendi gayretleri, kendi sabası, kendi etrafındaki insanlarla şuraya şunu yap, şuraya şunu yapıyoruz mantığıyla hareket ediyor. Ben de diyorum ki Rize'nin yerel siyasetçileri üretsin, proje koysun, alsın Ankara'ya getirsin. Zaten hazır bir irade var orada. Sizin istediğinizi yapacak, onaylayacak, katkı koyacak. Örnek, Tayyip Bey Rize'ye ilk geldiği zaman Rize'de bir tersane sözü var. Ben bekliyorum özellikle bugüne kadar tersane sözünü canlandıran, seslendiren bir kişi rastlamadım. Sivil toplumda, şurada veya burada, yerelde, iktidarda veya muhalefette. Ve diyorum ki Tayyip Bey bunu konuşmuş. Çünkü şu ana kadar gördüğüm kadarıyla o ilk Rize'ye gelişinde, miting meydanında konuştuğu, söz verdiği şeylerin %95'ini yaptı. En sonunda bir tanesi şeydi, çay paketleme fabrikasıydı. Evet. Belki uzun sürdü, belki işte bilmem zaman aldı ama sonuçta çay paketleme fabrikaları iyi derece koşullandırıldı. Şimdi aynı şey tersane için geçerli. Tayyip Bey o meydanda, Rize'nin huzurunda biz Rize'ye tersane yapacağız dedi. Eğer dediyse, ki dedi,
siz de bunun siyasetçiler olarak arkasında durmanız lazım. Ben il başkanlığım döneminde Hasan Bey'e sormuştum. Demiştim ki Tayyip Bey'in böyle bir sözü var. Siz bu sözün neresindesiniz? Bana şöyle bir şey demişti. Rantabur olmadığına karar verdik. Ya dedim böyle bir kararı nasıl verirsiniz? Yani bugün rantabur değil ama yarın rantabuldur. Yani işte Çin'de kurulan tersaneler falan. Onlar dedi işte engel oluyor. Külfeti fazla. Ya dedim ki kardeşim netice itibariyle tersanede çalışan bir insan dışarıda yani Rize'de, sanayide, şurada, burada 6 kişi çalıştırıyor. Siz bunun rantabul olmadığına karar vereceğinize bunun temellerini atarsınız, yerini belirlersiniz, parasını tahsis edersiniz, 1 lirasını, 5 lirasını, maliyeti 1 milyar liradır, dersiniz ki 100 lira çıkardık, yeri de şurasıdır. Ondan sonrası yıllara sarı olur. 5 yıl sürer, 3 yıl sürer, 10 yıl sürer, 10 yıl sonra Çin'deki tersanecinin, tersanenin ne olacağını sen nereden bileceksin, ben nereden bileceğim. Ama Rize en azından tersaneyi almış olur, netice itibariyle de bir istihdam alanı oluşur, Rize de buradan kazanır. Ben şimdi buradan özellikle yine tekrar yeniliyorum. Tersaneyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın Rize'ye sözü var. Sözlerinin büyük bir bölümünü yerine getirdi. Ama bu askıda duruyor. Yine siyasetçilere veya Tayyip Bey adına burada siyaset yapan, onu burada temsil eden siyasetçiler bu noktada Tayyip Bey'e bu projeyi önüne koymaları gerekir. Bugüne kadar yerel siyasetçilerin bu işlerde ne kadar ön ayak olduğunu sorarsanız çok memnun değilim. Geçen de söyledim biraz rahatsız oldular. Şöyle bir şey oluyor galiba. Yani Rize'de kendi iradesiyle, kendi çabasıyla, kendi gayretiyle makamlara gelmiyor insanlar. İşaretle makamlara geldikleri için makamın gücünden yaşıyorlar. Kendi güçleriyle, kendi kapasiteleriyle, kendi imkanlarıyla makama güç katmadıklarını düşünüyorum. Bu böyle de olunca bunun bedelini öyle veya böyle bu kadar geniş imkanlarımıza rağmen komşularımızın ziyaret ettiğimiz zaman, komşularımızın merkezi hükümetten aldığı destekleri gördükten sonra bizim çok şey aldığımızı düşünmüyorum Rize olarak bu anlamda. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi şahsi tasarruflarıyla Rize'ye birçok şeyi kendi gayretleriyle tamamladı. Ama demin dediğim gibi yerel siyasetçilerin bu konuda teslimiyetçi anlayışlarından dolayı. Yani orası zaten düşünüyor, bizim düşünmemize gerek yok. Komşularımız Ankara'ya giderken ellerinde projeler. İşte denizin üstünde ne yapabiliriz? Sahilde ne yapabiliriz? Efendim kaç tane fabrikayı kaç tane yaparız şeklindeki projeleriyle Ankara'yı sürekli kendilerine yatırım yapmaya tabiri caizse teşvik ediyorlar. Ama bizimkiler de gördüğüm kadarıyla silah ruhsatları, memur tayinleri şunlarla bunlarla gündemi meşgul ediyorlar diye düşünüyorum. Evet, bu noktada şöyle bir şey sorayım. Hasan Karal'dan da bahsetmişken eski AK Parti milletvekili ve şu an Deva Partisi'nde geçti, ayrıldı. Geçenlerde Twitter hesabından bir şey paylaştı. Özellikle Salaha Tüneli'nin ilk ışık görüldü töreni yapıldığında şöyle bir paylaşımda bulundu. Zamanında bu projeye ben çok emek verdim, olması için mücadele ettim. O gün bu projenin gereksiz, faydasız olduğunu düşünüp Ankara'da hayata geçmemesi için taş koyanlar bugün o törende en ön saflarda yer alıyordu gibi bir eleştiride bulundu. Şimdi az önce söylediklerinize paralel bu soruyu sormak istiyorum. Yani Rize'deki siyasetçiler proje üretmediği gibi bazı projelere de taş mı koyuyor? Siz mesela böyle şeyleri hiç zamanda yaşadınız mı siyasetin içindeyken de? Şimdi Hasan Karal Rize'de gerçekten bir dönemin hafızası. Hep beraber siyaset yaptık. İyi günlerimiz, kötü günlerimiz oldu. Birbirini eleştirdiğimiz, birbirini sahiplendiğimiz, birbirini incittiğimiz dönemlerimiz oldu. Ama neticede Rize'nin siyasi hafızalarından bir tanesidir. Evet. Rize'ye katkı yapmak adına çok gerçekten döneminde, ben geçen bir televizyonda söyledim, arkadaşlar rahatsız oldu. Birçok milletvekilinin toplamından fazla bir enerji ortaya koyduğunu söyledim. Buna da böyle inandım, gördüm. Tabii ki o işin iktidar yönünü temsil ettiğinden dolayı, biz muhalefet yönünü temsil ettiğimizden dolayı o bizden daha bu konulara vakıftı. Yani Ankara'daki bürokrasinin, Ankara'daki iktidarın
içerisindeki çatışmaları daha net görebiliyordu. Ama gerçekten şöyle bir şey var. Bizde biraz taassupçuluk var. Bizde Rize olarak, bunu ayırmıyorum A, B, C diye, biraz taassupçuluk var, kayırmacılık var. Şimdi ben dedim oldu, ben istedim oldu, ben yaptım oldu mantığı da var. Yani şimdi şu emniyet müdürlüğünün yeni yapıldığı yere bakıyorsunuz. Ben oradan her akşam eve gidiyorum üst yoldan, kimi zaman sahilde. Şimdi o emniyet müdürlüğünün oraya yapılmasını isteyen irade, sağlıklı bir irade değildir. Sağlıklı bir kafa değildir. Neticede Rize'deki adliyenin yerini, şu andaki adliyenin yerini oraya koyan irade de sağlıklı bir irade değildir. Devlet hastanesinin, yani üniversite hastanesinin yerini de, üniversite hastanesini oraya koyan da sağlıklı bir irade değil. Yani Rize gelen siyasetçiler bu işlerde ben dedim oldu, ben yaptım oldu, ben istedim oldu, ben bildim, ben söyledim, ben çıkardım gibi anlayışlarla yöresel, bölgesel veya şahsi menfaatleri üzerinden bir eylem ortaya koyuyorlar. Halbuki Rize'nin bir kent konseyi olur. Oturursunuz. Nerede ne proje yapılması lazım? Şimdi geçiyorum oradan akşam. Emniyetin arabaları birisi bir kısmı sağ tarafta, bir kısmı sol tarafta. Bir hadi, konutların arasında olmalarından dolayı da... Ya o da tartışılabilir. Yani şimdi Rize'de aslında diyeceksiniz ki niye böyle yapıyorsunuz kardeşim? Diyecekleri şey büyük bir ihtimalle. Verecekleri cevap şudur. Ya Rize'de arsa sorunu var. Arsa sorunundan dolayı böyle yapıyoruz. İyi de siz de Rize'de arsa yaratmakla ilgili. Belediye elinizde, hükümet elinizde, bakanlıkların hepsi sizin de, sizin elinizde. O zaman oturursunuz, Rize'yi bir masaya yatırırsınız. Biz o zaman Rize'de ısırlık mevkiinin imara açılıp oralara yatırım yapılmasıyla ilgili çok efendim programlar yaptı. Bu programlar Sayın Halil Bakır o zaman belediye başkanıydı. Onun da büyük katkıları, büyük şeyleri, çalışmaları, büyük sabası oldu. Onun dışında da bir şey görmedik. Şimdi rahmetli Nihat Mete o dönemde, ta onun il başkanlığı olduğu dönemde ısırlık mevkiinde 100 dönüm araziyi yanlış hatırlamıyorsam üniversitenin nühtesine geçirdi. Üniversitenin 100 dönüm arazisi varken ısırlıkta, evet. Gittiler üniversiteyi, yarın şehrin merkezi olabileceği. Yani 5 sene sonra, 10 sene sonra Rize'nin sokakları içerisinde olabilecek. Orada insanların gezebileceği bir atmosfer olacağı bir yere getirdiler. Üniversiteyi koydular. Hem de nasıl? Orada 100 dönüm yeri varken, 10 liraya bir üniversite yapacaklarken 10 trilyon liraya bir üniversite yapmak için merkezdeki arsa satın aldılar. Bir efendim fabrikayı yıktılar. Yerli üniversiteyi koydular. Bu demin dediğim gibi bir taassup anlayışıyla, ben bilirim, ben isterim, ben dedim oldu, ben yaptım, ben söyledim anlayışıyla böyle bir mantık var. Bu siyasi irade burada kendi gayretleriyle, kendi yetenekleriyle, kendi becerileriyle seçile seçile, yetişe yetişe gelseler aslında bu böyle olmuyor. Ama işaretle seçildikleri için kimse de kusura bakmasın, yanlış da almasın, kimseyi de böyle şahsi bir şeyle efendim eleştirmiyorum. Bir realiteden bahsediyorum. Dolayısıyla bu yatırımlar burada böyle sıkıntıya düşüyor. O ısırlıkta bu işi yapsaydılar, ısırlığın iki tane özelliği var. Rize'nin çanağıdır bir kere her şeyden önce. Yani Rize'nin öyle bir çanağı ki Kalkandere'den ısırlığa yapacak olduğunuz bir yatırım olsa, örnek üniversitenin kampüsünü alsaydınız, emniyet müdürlüğünü koysaydınız, adliyeyi koysaydınız, yani devletin kurumlarından 3-5 tane oraya getirseydiniz. Öyle bir şey ki Rize'den, Kalkandere'den çıkan bir arkadaş arabasıyla ısırlığa 15 dakika Kalkandere'de. Oradaki yol zaten Selimiye'ye kadar yapılmış. Selimiye'den ısırlığın arasına taşlar patlasa 7-8 kilometre bir yol var. O 7-8 kilometre yolu yaptığınız üniversiteye yaptığınız masrafın 5'te 1'ini oraya yapsaydınız. Oradan Salaha 10 dakika. Oradan Güneysu 10 dakika. Oradan Dere Pazarı, İyidere 15 dakika. Çayeli'nden, Pazar'dan, Ardeşen'den gelecek olanlar o şeye gelseler, Askoroz'a, Askoroz'dan Çorapçıların dibine gelseler, Çorapçılar üzerinden 10 dakika. Dolayısıyla orası bir çanak özelliği yapacaktı. Yani Rize'nin açılımını
yukarıya sağladığı gibi doğu batı eksenindeki sıkışmayı atıp Rize'ye bir artı ayrıcalık katacağınız gibi yukarılardaki insanları da o yöreydi, o yöreleri de Salaha Deresi'ni tutun, efendim diğer alanları tutun, bir katkı yapmış olacaktınız. Dolayısıyla Salaha Tüneli de o günlerde konuşulduğu zaman ben il başkanıydım. Biz de o konuda gayretlerimiz oldu. O Karasu'nun oralardan bir de İçizdere'ye bir tünel açılması gerektiğini söylemiştik o zaman. Yani Rize Merkez'den İçizdere 55 kilometre. Ama o Karasu'nun oralardan siz bir tünel açarsanız Rize'den, Merkez'den İçizdere 30 kilometreye düşüyor. Dolayısıyla bu projeleri seslendirildiği zaman, eğer bunu önce siz seslendirmişseniz, bizim partinin argesinden, İktidar Parti'nin argesinden çıkmamışsa, o şöyle bir sağ tarafta duruyor. Durduruluyor. Hiç ilgilenilmiyor. Uzun zaman sonra, ha biz de bakalım burada böyle bir şey vardı, bak bizim projemiz diye hayata geçirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla yani burada, yan komşularımızda böyle bir şey yok. Öncelik kendi bölgeleri, kendi insanları. O bölgeye merkez hükümetten ne alırız, nasıl alırız? Burada ise biraz bu konu daha çok taassupçuluk anlayışıyla günü kurtarma, günü kurtarıp, günü yani kurtarıp geleceği, Rize'nin geleceğini planlayarak adım atılmıyor. Yani böyle bir plan yapılsa bu şehirde şimdi göz gezsek, sıksak gezsek beraber şehirde plansızlığı görürüz. Bir plan yok ortada. Şimdi belediye başkanı çıkmış sahilde dolgu yapıyor. Şimdi diyor ki alanın benim yerel yönetimler olduğu için sahili nasıl kurtarım, nasıl yaparım. Bunun dışında üniversite çıkmış, rektör bey ileride bir dolgu yapıyor. İyi de ya bir şehir planı yapılır. Herkes onun içerisinde olur, oturur. Vekiliyle, rektörüyle, sivil toplumuyla, siyasisiyle, efendim belediyesiyle, iktidarıyla, herkes bir düşüncesini paylaşır. Herkes düşüncesini anlatır. Zaten siz buranın sahibi gibisiniz. Yani oyları gidiyorsunuz. Tayyip Bey rüzgarıyla hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Alıyorsunuz, gidiyorsunuz. Ama bir istişare yapın. Oturun, milletin bir fikrini alın. İktidar, diğer muhalefet tüm bir fikrini alın. Sivil toplumun fikrini alın. Ortaya bu projeleri koyun. Sonuçta sizin olsun. Ama Rize alması Rize gerekeni alsın. Bir de hakkıyla, bir de yani bir projeyle alsın. Bugün yaptığınızı yarın yıkmak zorunda kalıyorsunuz. Yani böyle yama yama, yapa yapa götürüyorsunuz. Sonuçlar itibariyle sıkıntıyı Rize'de şemsiyelerimiz söküyor. Bu noktada şey de söyleyeyim. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti. Hayati Yazıcı gündeme getirmişti. Şehir hastanesinin sahilde, İslampaşa mevkiinde bir deniz dolgusu üzerinde yapılması çok tepki çekti. Siz ne dersiniz mesela o konuda? Şimdi ben şehir hastanesi Sayın Cumhurbaşkanı Rize'de bizim de burada olduğumuz dönemde kürsülerden işte iyi bir yatırım, ilk konuşmasını hatırlıyorum. İyi bir yatırımcı bulunduğu zaman şehir hastanesini yapacağız demişti. Yer tartışmaları vardı. Dolayısıyla daha sonraki konuşmasında artık bu pandemiden sonra mı oldu? Ondan evveldi galiba. Artık şehir hastanesini yanılmıyorsam devlet kendi imkanlarıyla yapacak evet. Değildi. Dolayısıyla bu bir doğru bir projedir. Ben de buradayken arkadaşlarım bir kısmı ya Rize'ye çok lüks değil mi şehir hastanesi gibi böyle farklı söylemler kuruyorlardı. Bana göre çok lüks değil. Rize'yi nerede düşünüyorlar bilmiyorum. Yani Rize'yi böyle sadece bugün 300 bin, 350 bin nüfuslu bir şehir artık burada kalmalı. Rize 500 bin, 600 bin, 700 bin olmayı hak etmiyor bunu söyleyenlere göre. Çünkü niye? Ya bugün yatırımı yaparsın. Bu hastane 5 sene biter. 5 sene sonra da senin lojistiğin açılır. Senin havaalanın açılır. Senin turizmin altyapısı oluşur. Efendim bunların Rize'ye katacağı dolgu sahası onaylanır. Bunların Rize'ye katacağı şeyler, değerlerle birlikte Rize'nin nüfusu 500-600 bin olur. Senin de şehir hastanın zaten var. Bundan da faydalanırsın. Bu bir. İkincisi, yer konusu çok fazla tartışılıyor. Şimdi düşünüyorum, niye tartışılıyor yer konusu? Dolgu sahası, havaalanı dolgu sahasında yaptılar. Ne yapalım şimdi yani? Üniversite hastanesi niye dolgu sahasında? Daha doğrusu yani şehrin içindeki bir dolguda tepki çekiyor yani.
Zaten merkez dar bir alanda, hemen bunun önüne de denize paralel bir şey çektiğimizde. Şöyle istiyorum, şimdi Rize'de bir AVM yaptılar. Evet, AVM ile ilgili de bir soru gelmiş bu arada, Havva yazar. Açılacak dediler, hala açılmadı. Şimdi AVM yapıldı. Bak orada da aynı karar var. Orada da yanlış bir uygulama var. Ya şehrin göbeğine siz getirdiniz. Yok işte efendim biz size şeyi verdik, nedir o statı falan yere, yapı statı yerini bize bırakın. Orada da AVM koy. Ya orada AVM olur mu? Olmaz mı? Niye tartışmadınız? Hadi şimdi koydunuz. Peki ne oldu AVM orada? AVM'yi koydunuz. Yan taraftan AVM özel bir şirket. AVM'nin işleyebilmesi için tali yollara ihtiyacınız var. Şimdi altyapıyı şimdi yapmaya başladılar. Şimdi tali yol yapacağız dediniz. AVM'ye altyapı hazırlıyorsunuz. AVM özel bir şirket. Orada şimdi vatandaşın mallarını kamulaştırıyorsunuz. Kamulaştırırken de vatandaşın 100 liralık değerli olan malını 5 liraya vatandaştan alıyorsunuz. Özel şirketin, özel müteşebbisin para kazanması için bu vatandaşa yapılan bir haksızlık. Bu başka bir şey. Yani onu oraya koyan irade, demin anlattığımız gibi oturmuş, 3 kişi, 5 kişi, 2 kişi, ben dedim, biz istedik, oldu anlaşıldı. Şimdi ben şeye öyle bakmıyorum. Şehir hastanesi. Şehir hastanesine şöyle, şehir hastanesi sahil kenarında, dolgu üzerinde yapılması düşünülüyor. Şimdi sahili nasıl koruyacağız? Yani bunu söyleyenler sahili koruma adına bunu söylüyorlar. Yan taraftan bir de şimdi dolduruyor. 3 tane, 5 tane şehir hastanesi kadar dolgu sahası yapıyor. Buna bakarsanız. Şimdi bana göre bu noktada sahili biz zamanında koruyamadık. Yani Karayalçın'ın CHP kongresine gittiğim zaman Karayalçın orada bir konuşma yaptı. İlk dedi biz sahil yolunun dağın sırtından yapılmasını teklif etmiştik. Onun çalışmalarını yapıyorduk. Maliyeti yüksek çıktı. Sahile aldık. Dolayısıyla sahili bir kere katlettik. Yani Samsun'dan Hopa'ya kadar sahilimizi gerçekten katlettik. Şimdi var olan sahilin üzerinde artık Rize demin dediğim gibi doğu batı ekseninde sıkışmayı yaptı. Geldiğimiz nokta itibariyle neredeyse işte dere pazarıyla bütünleştik. Buradan öteye de Gündoğdu'yu geçmeye başladık. Bu noktada şehrin yukarıda açılmasından tarafım. Doğru. Olabilecekse, yapılabilecekse gene de söylüyorum, Isırlık mükemmel bir yer. Yani orayı açabilmeniz adına oraya işte efendim şimdi oralarda mesire alanı yaptılar. Şimdi mesire alanı yaptılar. Ben Kosova'dayım. Buradan beşi konu farklı bir yere geçti ama Kosova'da spor yapmayı da seviyorum. Yani lisans eğitimimi tamamlarken ruh ve beden eğitimimi de tamamlamaya çalışıyorum. Spor yapıyorum. Orada bir böyle ısırlık bölgesi gibi birebir birbiriyle örtüşen bir bölge var. Orayı öyle bir yapmışlar ki yürüyüş parkı, sıkıyorsun, 2 saat yürüyüp 2 saatte dönebiliyorsun bak. Yani yürüyüş parkuru vatandaşın yüzlerce insan çoluğuyla çocuğuyla 3 yaşından 2 yaşından çocuğuyla birlikte ormana giriyor, yürüyüşünü yapıyor, dönüyor. Şimdi oraya mesire yerini yaptın. Tamam şu andaki hali de güzel olmuş ama orayı çok daha güzel bir projeyle, demin dediğim gibi yani Rize'nin kent konseyine oturup istişare yaparsın. Rize'nin sivil toplum kuruluşlarıyla oturursun. Yerel siyasetçilerle oturursunuz. Burada ne yapalım, ne edelim, nasıl yapalım bir projesi ortaya koyarsınız. Netice itibariyle orada daha güzel yatırma yapabilirsiniz. Şimdi şehir hastanesiyle ilgili söyleyeceğim şu. Şehir hastanesinin yeri adı koyulmuş. Önce şu kazığı bir vursunlar, para bir çıksın. Şimdi korkuyorum aynı şeyin akıbetine benzemesin. Dolgu sahasının akıbetine. Dolgu sahası onaylandı, çıktı. Şu anda gündemden kalkmış, hiçbir siyasiyle konuşmuyor. Biz konuştuğumuz zaman, yok sen şunun için savundun, bizi eleştirdin, sıkıntı yapıyorlar. İyi de kardeşim niye çıkarmıyorsun dolgu sahasını? Onaylanmış, bitmiş bir projeydi. Niye çıkarmıyorsun? Projeyi onaylan, çıkar 1 milyar lira, ondan sonrası dursun, 1 lira çıkar. Dursun, zaman zaman yapılır. Projeyi onaylatın, oradasınız. Evet. İnsanız, faniyiz, hepimiz faniyiz. Tayyip Erdoğan, diğer vekillerin hepsi fani. Yarın hükümet ne olur belli olmaz. Yapın, çıkarın. Şimdi şehir hastanesiyle ilgili de aynı korkuyu yaşamaya başladı. Diyorum ki şimdi yer tartışmasının sonunda bu da gündemden çıkabilir mi? Yani başka bir yere kaydıralım derken
hadi kaldırdık, hadi bitti bu işte kapandı olabilir mi? Onun için ben mevcut yerinde şu anda bile yapılmasına taraf. Yani en azından bu yatırım Rize'den kaçmasın, elimizden bu fırsat kaçmasın diye ne olursa olsun yapalım diyorsunuz. Bir soru geldi, başkana sorar mısınız? Çaykur'un yönetimi ve genel müdür atanmaması hakkındaki düşüncesi nedir? Tamer Abdurrahman Eyüboğlu. Biraz da çaya girelim, evet. Malum Çay Üreticileri Derneği Başkanısınız. Hazır bu soru gelmişken de evet, Çaykur minvalinde şu an 2 yıldır bir genel müdür vekili Çaykur'un başında Yusuf Ziya Alim. 2 yıldır bir atama gerçekleşmedi. 2 yılı aşkın bir zamandır. Ve bazı politikaları da özellikle bu kampanya döneminde yaşananlar da çok eleştiri alan bir kurum haline geldi Çaykur. Bu öncelikle atama konusundaki düşünceniz nedir? Şimdi Sayın Alim Rize'nin yerli çocuğu, Rize'de evet. Yetişmiş, Rize'de büyümüş. Aynı zamanda Çaykur'un geleneklerinden gelen birisi. Dolayısıyla Çaykur'da yetişe yetişe, pişe pişe, ta genel müdürlüğe kadar gelen vekil de olsa bir arkadaşımızın 2 senedir atanmaması Rizeli siyasetçilerin bana göre ayıbıdır. Ben Alim'le hiçbir masada oturmuş, bir sohbet etmiş değilim. Çok da hukukumuz yok. Ama takip ettiğim kadarıyla siz 2 senedir koskoca Çaykur gibi bir genel müdürlüğün başında oturan bir insanı siz 2 senedir böyle vekil olarak tutuyorsanız bunu çok şeye yorumlayabiliriz. İyi niyetle yorumlarsam yerel siyasetçilerin basiretsizliği olarak da yorumlayabilir. Ama farklı, yani yerel siyasetçiler bize açtı diyorlarsa Ankara üzerinden bakarsan o zaman Çay üzerinde bir hesabın, bir programın varlığı, bu program da Rizeli'nin ve Çay üreticisinin hayrına vesile olmayacağının işareti de olabilir. Farklı bir niyetten bakarsak. Şimdi her ikisinden de baktığımız zaman ortaya çıkan sonuçlar, en son bu yeni bir yasal düzenleme yapıldı. Benim Çay'ın olmazsa olmazı, Çay'ın tabiri caizse, belki böyle şey bir tabir olacak ama Çay'ın Kâbesi dediğim gümrük duvarına bugüne kadar belki özelleştirmeden de bahsedebilirdiniz ama her şartlarda ne olursa olsun Çay'ın gümrük duvarına dokunulmaması lazım. Çay'ın kutsalı, Çay'ın değeri gümrük duvarıdır. O konuda zorlaştırdık deniyor. Tabii %145'ti vergi, %7'ye indiriliyor ama toplu konut vergisi adı altında kilo başına euro üzerinden ithal edilen çaya bir vergi eklendiğini ve bu yüzden de aslında daha da ithalatın zorlaştırıldığını çay noktasında yaptık deniyor. Ama tabii burada bir de Kosova olayı var. Bosna Hersek olayı var. Orada istisna tutulmuş. Tabii bazı muhalefet partisi temsilcilerinin endişesi de şu. Tamam, şunu garanti verebilecek misiniz o zaman? Adam çayını bu sefer Bosna Hersek üzerinden yurda sokacak. Vergisiz şudur budur. Bu sefer de daha fazla ithal çay alabilir o zaman Türkiye diye. Şimdi benim hatırladığım kadarıyla benim il başkanı olduğum dönemde bu Bosna konusu 2010'lu yıllarda da yanlış hatırlamıyorsam aynı şekliyle vardı. O bir şey kaybettirmez Çaykur'a veya Çay'a. Kaybettirmedi bugüne kadar. Ben de onu seslendirdiğim zaman kuşkularım var, tereddütlerim var demiştim 2010 yılında. Yalnız Bosna meselesi işin şeyi, tabiri caizse garnitürü. O bir anlam ifade etmiyor benim nazarımda. Ama benim nazarımda anlam ifade eden şey, siz Çay'ın kalesi olan, Çay'ın tapusu olan, Çay'ın tabiri caizse Kâbesi olan gümrük duvarıyla ilgili. Bak, dünyada 45 tane Çay ülkesi var. 45 tane Çay ülkesinin içerisinde gümrük duvarı %2,5 ve 25 arasıdır. Yani siz örnek Kenya'da Çay üretiyorsanız Kenya'nın Çay gümrük duvarı %2,5'tür.
Siz örnek diyorum yani bu rakamlar değişebilir. Yani %2,5 oranında mı ithal alınabilir? Yani, o ülke kendisine %2,5 kota koymuştur. Tamam mı? İthal edilebilecek sayılarla ilgili. En yükseği %25'tir. Dünyada %145 gümrük duvarı olan tek ülke Türkiye'dir. Ve bunu yapmasının sebebi de şahsi kanaatim. Yani bugüne kadar gelmesinin sebebi de dün Mesut Yılmaz'ın Bey'in gayretleri vardı. Bugün de Tayyip Bey'in gayretleri var diye düşünüyorum. Şimdi ne oldu da siz Tayyip Bey'i bu konuda ikna ettiniz? Yani %145 gümrük duvarı sayın Çağbesi diye kabul edilen. Şey bugün Saykur özelleştirilsin. Bana desinler ki biz bir yasal düzenleme yapıyoruz. Bu yasal düzenlemede sayın gümrük vergisini Turgay Saykur'u satın alacak. Sayın gümrük vergisini %145'ten aşağıya hiç düşürmeyeceğiz. Bir inşaat bu. Otururum masanın etrafında özelleştirmeyle ilgili cümleler kuralım bak. Onun dışında özelleştirmenin o harfini bile, ö harfini bile birisi öneme koşar, şiddetli karşı çıkarım. Bu kadar önemli olan bir konu. Siz bu konuyu ne adına, nasıl, niçin %145'ten alıp %7'ye düşürdünüz? Yan tarafında da dediniz ki, efendim biz gümrük duvarı olarak işte ne toplu konut fonundan ödenmek kaydıyla, oraya verilmek kaydıyla bir gümrük duvarı oluşturdum. Benim aklıma gelen şeyi söylüyorum. Şimdi ben kesen bir yerde oturuyorum. Çay TV izliyorum. Bir baktım bir tane siyasetçi konuşuyor. Daha sonrasında bir sivil toplum kuruluşu konuşuyor. Onun sonrasında fabrika sahipleri konuşuyor. Baktım herkes yuvarlama yapıyor. Yani kimse işin merkezini, işin aslını ortaya koymuyor. Herkes yuvarlıyor. Yani daha doğrusu kimse merkezi hükümetle arasında bir şey olsun istemiyor. Mesafe olsun istemiyor. Şimdi bir, diyor ki derhal bir çay kanunu çıkmalıdır. Ben de diyorum ki kardeşim çay kanunu zaten var. Ne kanunu istiyorsun sen? Türkiye'de birçok şey kanunların içerisinde maddeler değiştirilmek suretiyle yerine getiriliyor. Evet. Ama biz çay kanunu çıksın istiyoruz. Yeni bir çay kanunu istiyoruz. Rize'nin yeni bir çay kanununa çayın ihtiyacı yok. Mevcut çay kanunu revize edilmeye ihtiyacı var. Bizim bu konuda ortaya koyduklarımızın çok ciddi bir boyutunu uyguladılar. Yani bizim arjemizde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin o günkü arjesinde tespit edip ortaya koyduklarımızı uyguladılar. Birçok şeyini. Kapasite artırımından ki şimdi bir iki tane fabrika yıkılmış. İşte bir diyor ki yeni fabrikalar yapılacak. Güzel şeyler yeni fabrikalar yapılması. Yıkılanlara yazık oldu. Gereksizdi. Onların yerine işte demin dedim bir tanesini zindelerin yaptılar. Bir tanesini işte Toki binası mı koydular Güneysu'da. Birini Taşlıdere'de bilmem kime verdiler falan. Dolayısıyla yani yanlış politikalarını yanlış yapa. Diğerlerinin kapasitelerini arttırdık. Arttırdık diyor. Ama aslında dediğim gibi yatırımları yukarı alıp onların yerine o yatırımları yapacağını onları bırakıp artı ilaveler yapsaydılar daha da iyi olurdu. Dolayısıyla bir çay projesi demin dediğimiz gibi çay noktasında efendim yeni bir kanun düşüncesi kesinlikle zinhar yanlıştır. Çayın kesinlikle var olan kanunun revize edilmesi gerekir. O kanun içerisinde değerlendirme yapsın. İki, bu gümrük duvarı konusu çay kanununa bahsettikleri kanuna paralel gelişecekse benim kanaatim ki Tayyip Bey bu işe müsaade eder mi bilmiyor veya ne kadar konuya vakıf, ne kadar bilgilendirmiştir bilmiyorum. Konuşmamızın da bu anlamda bir şey olması için yani yol haritası olması için kanunla birlikte aslında gümrük duvarının kaldırılması özelleştirmeyi sanki çağrıştırıyor gibi duruyor. Evet. Yani kanun Rize'de bir kere yerleştirildi. Kim konuşursa şu anda %99 itibariyle kim konuşursa herkes yeni bir çay kanunu ihtiyacından bahsediyor. Evet. Arka penceresi olarak da şimdi önümüze
Aradan işte diyelim 5-6 sene, 7 sene geçti. 7 senenin sonunda önümüze şöyle bir tablo çıktı. Şimdi gümrük duvarı. Sayın Kutsalı, Sayın Kabe'si, yani sen oraya dokunduğun an bitti. Sen gümrük yani duvarını... Bunlar bilinçli ve ileriye dönük bazı plan ve projelerin ön adımları gibi mi algılanıyor? Görünen o. Yani 2 yıldır bir genel müdürün atanmaması. Şimdi sen derenin kenarındasın. Oraya 5'e 5 bir duvar yaptın. İçini de işte en değerli betonla, simontoyla, onu şey tutacak, güçlü tutacak, elinde olan bütün malzemeyi kullandığın bir duvar yaptın. Şimdi geldin, bugün o duvarı yıkıyorsun, diyorsun ki ben buraya taş duvar yapacağım. Ya zaten duvar var orada. O duvar orayı zaten bugüne kadar taşımış. Bundan sonra da yıllara sarı taşıyacak tek duvardır. Çaykur'u ve Türk çaycılığını gerçekten samimi olarak benimle beraber otursun, sayın duayeniyim diye. Geçen bir tanesinin yorumunu rastladım bir yerde, çayı bilen olarak. Baktım böyle şey, böyle geçit veren cümleler kuruyor hadise. Şeyden bahsediyor işte, Çaykur'un aldığı çayları satmasından falan filan bahsediyor. Şaşırdım. Dedim ki ya sen bu çayın duayeni olarak konuşuyorsun ama sen bunun daha ne olduğunu anlamadın. Yani bu çıkışın nereye gideceğini görmemişsin. Çıkmışsın şimdi, farklı yorumlar yapıyorsun. Dolayısıyla 5'e 5 sağlam bir betonu kırıp yerine kara taş betonu yapacağım demek sağlıklı bir mantık değildir. Bunun bir arka penceresi vardır. Bu da İşan'la efendim Rizeli'nin, Rize'deki yerel siyasetçilerin, sivil toplum kuruluşların bu konu üzerinde hassasiyet göstererek, gündemlerine alarak, gündemi takip ederek, öyle dogmatik bilgilerle, öyle falan filanlarla, astım kestimlerle bu işi sonuçlandıramazlar. Özellikle bu konunun Rize'nin gündemine oturması lazım. Evet, Sayın Başkan, sizi çok özleyenler var anladığımız kadarıyla. Birçok mesaj var. Nuri Yılmaz, Atakan Erol, Havva Yazar, ekranlara da yeniden sizi gördükleri için mutluluklarını dile getiriyorlar. Metin Uncuoğlu, Allah yar ve yardımcınız olsun diyor. Varol Başkan demiş, Şerafettin Öksüz ve soru da sormuş. O soruyu da soracağım size. Çaykur'la devam edelim de. Şimdi malum Çaykur Yönetim Kurulu üyesi Ekrem Yüce eski genel müdürdü. Şu anda da yönetim kurulu üyeliği sürdürüyor. Sakarya'da Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu tepki çekiyor. Ne iş var yönetim kurulu üyeliğinde diye. Çaykur'un varlık fonuna devredilmesi var. Bu da yoğun tepkilere ve işte ileriye dönük özelleştirilmesi yönünde varlık fonunun tehlike yarattığı düşünceleri var. Bir de tabii Çaykur'un zarar, sürekli zarar edişi ve ciddi bir zarar boyutu da var özellikle son 2 senedir. Şerafettin Öksüz de bunu da soruyor. Sizce neden Çaykur zarar ediyor şimdi diye. Tabii, bu 3 konuyu değerlendirirseniz başlayalım. Çaykur şu anda gerçekten bizim de o zaman Çaykur hakkındaki düşüncelerimizi ifade ettiğimiz zaman bir kere Çaykur zarar edecek bir kurum değil. Yani Çaykur'un yanında özel sektörün işlettiği fabrikalar var. Bunlar da kapasiteleri bayağı yüksek olanları söylüyorum. Ufakları da bahsetmiyorum. Bunların birçoğu işletme politikalarından dolayı kar ediyorlar. Çaykur zarar ediyor. Çaykur'un zarar etmesinin sebebi bir siyasi iradenin olaya müdahalesidir. Çünkü Çaykur'u aslında Çaykur'da çalışan, Çaykur'da bürokrat olan ve Çaykur'u iyi bilen birçok insan var orada. Onların iradesine teslim etseler, özel bir statüye kavuştursalar, yani kamu iktisadi teşekkülü olan Çaykur'u kamu iktisadi kuruluşuna dönüştürüp, özel bir statüye kavuşturup, yani bu yutuk hava yollarında olduğu gibi bir özel statü noktasına getirip, oradaki iradenin temsiline bıraksalar, Çaykur zarar eden bir kurumdan kar eden bir kuruma geçebilir. Ama siyasi irade orayı arka bahçesi gördüğünden dolayı, ta sendikasına kadar müdahale ettiği bir bahçe olarak gördüğünden dolayı Çaykur burada zarar ediyor. Şimdi iki, varlık fonuna devredilme meselesi, o da ayrı bir sıkıntı. Niye ayrı bir sıkıntı? Dünyanın birçok ülkesinde varlık fonu vardır. Ama varlık fonuna devredilen kuruluşların hepsi
kar eden kuruluşlardır. Siz şimdi Çaykur'u zarar ettiriyorsunuz. Aynı zamanda da varlık fonuna devrediyorsunuz. O zaman ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Benim dediğim kuşkular, tereddütler gündeme geliyor. Yani bir, varlık konu gündemde. İki, Çaykur'un yeni çay kanunu ihtiyacı. Kanun ihtiyacı var diyenlere soruyorum. Nedir kanun ihtiyacı? Ne? Kanun ihtiyacından ne anlıyorsunuz? Nasıl bir şeydi bu kanun? Nedir kanun? Yani çay kanununun eskiden Bayramoğlu'na herkes kızıyor bu şehirde. Ben teşekkür ediyorum şu an itibariyle. Niye? Çay kanununun gerçek yüzünü tanımak için Bayramoğlu iyi bir araç oldu. Bilerek bilmeyerek. Orası onların kendi şeyinde. Ama şu oldu, böyle bir kanunumuz var dediler. Ne diyorsunuz? Piyasaya sundular. Aldık, oturduk. Arcemizde tartıştık. Dedi ki bu kanun çayı yok eder. Örneklerine gittik, baktık. Başka ülkelerde. Başka ülkeye gitmeye gerek yok dedik. Yanımızda enerji piyasası, tütün piyasası denetleme düzenleme kurulu var dedik. Oraya baktık baktık aynı akıbet çaya gidiyor dedik. Çıktık, özelleştik bizler dedik. Özelleştiremezsiniz, neticede olmadı. Niye? Gördük abisi. Şimdi soruyorum bu çay kanunu savunanlara, yeni çay kanunu isteyenlere. Nedir çay kanunu kardeşim? Çıkın bir anlatın, gelin bir oturalım. Hangi platformda istiyorsanız konuşalım. Şu çay kanunu dediğiniz kavramı bir görelim. Yani onun bu konuda, gerçi yine araya girmiş olacağım ama hazır. Çay kanunu birazdan detaylı bir farklı bir soru soracağım. Az önceki konuyla devam edelim. Şimdi, bir, varlık fonuna devrettiniz. İki, sürekli Verize'nin kafasında bir şablon oluşturdunuz. Çay kanunu, çay kanunu, çay kanunu. Bir algı operasyonu yaptınız. Daha evvelde Çaykur zaten özelleştirildi diyorlardı bize gelene kadar. Bizim arcemizden sonuç itibariyle özelleştirme, kim özelleştiriyor değildi. Şimdi üç, en tehlikelisine geldiniz. Kâbesi dediğim hadiseyi geldiniz, Cumhuriyet Duvarı'na dokundunuz. Bunlar ben de gerçekten yarınla ilgili üçünü bir masaya koyduğum zaman, iradeye de baktığım zaman, yerel iradeye, şimdi kimse kötü niyetli değil yerelde diyorum. Bu işi bilen biliyor artık aslında. Bu işin baronları işin ne olduğunu biliyor da yereldekilerin işi bilmediklerini düşünüyorum. Yani böyle bu konuyu görseler Rize'nin çocuğudur, işte A Partisi'nin il başkanıdır, işte vekildir, şudur budur. Benim gibi bu işe direnç oluşturacaklarını düşünüyorum. Konuya belki vakıf değildir diye düşünüyorum. Eğer vakıfsalar projenin bir parçasıdır da bana göre. Yani bu konuda evet ben biliyorum bu iş böyledir diyorlarsa o zaman projenin bir parçasıdırlar. Evet. Sonuçlar itibariyle bu gidişatın sonu arada işte bilmem yarın dersin. 5 ay sonra dersin. 2 sene sonra dersin. Bu gidişin yolu özelleştirmeye doğru gider diyorum. Evet. Hasan Kareli Antalya'dan selam göndermiş. İsmail Delal Beykoz'dan selam göndermiş size. Aleyküm selam. Dursun Ali Selamet de selam gönderiyor yine. Recep Özçelik de hoş geldin demiş. Gelen yorumları arada size ileteyim. Çay kanunu demişken de Milliyetçi Hareket Partisi'nin mevcut il başkanı, Rize İl Başkanı İhsan Alkan bir geçtiğimiz aylarda bir çay kanunu taslağı hazırladı. Onu da kamuoyunun tartışmasına sundu. Hani tüm siyasi partiler, işte sivil toplum kuruluşları bu kanun taslağı üzerinden yorumlarını yapsınlar. Bir böyle ne diyelim beyin fırtınası oluşsun. Madem öyle ortaya bir tasarı çıksın, meclise sunulsun amacıyla böyle bir adım attığını söyledi. Şimdi biz daha önceki aldığımız konuklarda genelde parti başkanlarını davet ettik ve çay kanunu ile ilgili görüşlerini hep sorduk. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl Başkanı, yani çay kanunu tamam olsun ama burada işte hem üreticiyi hem özel sektörü hem Çaykur'u koruyan bir kanun olsun. Veya sadece diyor özellikle şu ilk etapta mevcut kanun üzerinde işte nedir? Özel sektör Çaykur'un belirlediği, işte devletin belirlediği taban fiyatın altında çay alamasın. Sadece bu madde bile gelse diyor, özellikle üreticiyi koruma anlamında ciddi bir adım atılmış olur da diyor. Yani siz anladığım kadarıyla evet çay kanununa sıcak bakmıyorsunuz. Peki o zaman çay kanunu olmazsa bile, çünkü bu çay kanunun içerisinde de çay borsası zaten en çok bu endişelendiriyor bazı kesimleri.
Mevcut kanun üzerinde size göre nasıl değişiklik yapılmalı o zaman? Şimdi Rize'de çay kanunu ile ilgili Rize'nin özellikle ekim alanlarının yenilenmesiyle ilgili bir tespitimiz vardı. Yani şöyle, şimdi diyelim ki 1930'lu yıllarda kanunlar çıktı, çay kanunu, çaylar ekilmeye başlandı. 1960-70'lerde çaylıklar efendim dikilmeye başlandı. Şimdi çayın bir ekonomik ömrü var. Ne diyor? 90 ile 110 sene arasında bir ekonomik ömrü var. Dolayısıyla her geçen gün çay ekonomik ömründen kaybediyor. Ekonomik ömründen kaybeden çayın örnek bundan 20 sene evvel, 30 sene evvel bir demlik çaydan 1 kilo çaydan 750 bardak çay alıyordu. 1 kilo çaydan. Bugün 1 kilo çaydan tahmin ediyorum 400-350 bardak çay alıyoruz. Demek ki çay ekonomik ömrünü yavaş yavaş tamamlıyor. Bu noktada siz tarım arazilerini hem genişleterek hem de yenileyerek bunu da süspanse ederek böyle bir maddenin içerisine koyulmasından yanayız. Şimdi borsayla ilgili çay borsası oluşturulacaksa bunun paydaşlarla, Rize'deki sivil toplum kuruluşlarla, Rize'nin yerel siyasetçileriyle borsanın çaya götüreceği veya götüreceği. Şimdi biz gittik Sri Lanka'da bir borsa gördük. O borsalarda gerçekten güzel şeylerin olduğuna tanık olduk. Yani adam çayını üretiyor, ürettiği gibi de değerine göre değer buluyor. Yani 1 liraya da çayını satıyor, 5 liraya da çayını satıyor. Ama enerji piyasası denetleme düzenleme kurulu gibi efendim veya tütün piyasası denetleme düzenleme kurulu gibi bir çay efendim kurulu, konseyi oluşturup özelleştirmenin yolunu açacak şeylerden kaçınmak lazım. Çay kanunu dedikleri hadisenin içerisinde, bundan evvelki yasal düzenlemenin içerisinde çay konseyi gibi konseyler kurup bunları yasal düzenlemelerle meşrulaştırıp çay kurun özelleştirilmesi gündemdeydi. Bunları ortadan kaldırabilecek mevcut yasanın içerisinde demin dediğim gibi kapasite artırımı dedik mesela. Bir kısmını yaptılar. Tamam mı? Kotayı yükseltmek dedik. Yaptılar. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri örnek kamu iktisadi teşekkülüdür. Kamu iktisadi kuruluşuna dönüştürülecek. Bu yasal düzenlemeleri mevcut yasanın içerisine yerleştirmek suretiyle bu işi yaparsın. Ama yeni bir kanun diyorsan eski atıp yeni bir şey getireceksen bunu enerji piyasası denetleme düzenleme kurulunda, bunu efendim tütün piyasası düzenleme kurulunda gördük. Yeni kanun geldiği zaman elimizde tütün gitti. Şimdi tütünü konuşursak şöyle bir şey ortaya koyarız. Bakın, Türkiye'de tütün piyasası denetleme düzenleme kanunu çıkmadan evvel Türkiye bir tütün deposuydu. Samsun'da hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Senede birkaç defa fabrika yanardı, tütün depoları yanardı. Gerçekten Türkiye tütün üreten bir ülkeydi. Şu anda Türkiye'de tütün üretmiyoruz. Niye üretmiyoruz biliyor musun? Tütün piyasası düzenleme denetleme kurulu böyle bir kanunla çıktığı için üretmiyoruz. Ne oldu? Türkiye önce sigara fabrikalarını özelleştirdi. Şimdi şöyle bir şey çıktı. Türkiye'nin nüfusu 80 milyon, 85 milyon. 40-45 milyonu sigara içer. Herkes bir paket sigara içse, $1 verse günlük $45 milyon yapar. Bak, $45 milyon. Aylığa vur, yıla çarp, neticede $15 milyar para çıkarırsın tütüne. Yıllık. Nerede bu para? Kime veriyoruz bu parayı? Türkiye %85-90 Virginia tütünü ithal ediyor. Senin bildiğin şu 2000 sigarası vardı, %100 yerli tütündü. Onun bile %80-90 yabancı tütün. Şimdi 15 milyar gibi bir parayı biz yurt dışına sigara parası verdik. Hani şimdi narcilere karşı çıkıyoruz, tütüne sigaraya karşı çıkıyoruz ya, $15 milyar dışarıya veriyoruz. Sırf bu kanundan dolayı. Ne oldu? Tütün üreticisi tütün ekmiyor. Bak, tütün üreticisi tütün ekmezse avantajı, şöyle bir avantajı var bizden farklı olarak. O tütünün yerine buğday ekebilir. Arpa ekebilir.
Pandora'daki bile o da aynı kanuna uğradı. Orada da sıkıntı var. Orada da sıkıntı var. Peki bizim çayımız olmasa yerine ne ekebiliriz? Sen kanunu, çay kanunu dediğin kanun, ne olduğunu bilerek konuştuklarını zannetmiyorum dedim ya. Art niyetli olmayabilirler. Bilmiyorlar, tamam. Ama çay kanunu dediğin kanun, netice itibariyle bu çerçevede çıkacağından dolayı eşi kanunu gördük. Evet. Adı da zaten o. Sen ki çaya iyilik yapmak istiyorsun. Belli. Ben bu konuda bir kitap yazmışız. Arge'mizden almışız. Bir kitap koymuşuz ortaya. Belli yapacaklarımızın hepsini A'dan Z'ye kadar koymuşuz. Ki senin elinde bürokrasi var. Çaykur'da öyle arkadaşlar var ki çay konusunu böyle gerçekten duayenidirler, bilendirler. Ama orada olduklarından dolayı memurlukları ne kadar konuşmalarına müsaade ediyorsa o kadar konuşuyorlar. Bu işi biliyorlar. Alırsın o insanları, oturursun masanın etrafına, bunu değerlendirirsin, sonuçlar itibariyle değişmen gereken maddeyi kaldırırsın, yerine bir madde koyarsın, çayın önünü açarsın. Ama bu gidişlerle, yeni bir kanunla, yeni bir düzenlemeyle bunu seslendirmek demek, geçmişte önümüzde bir örnek var. Karşımıza çay kanunuyla çıktılar. Çıktıkları çay kanunu da adı Çaykur'u özelleştirmekti. Allah'a şükür olsun Rize'nin halkıyla, Rize'nin esnafıyla, işte Trabzon'daki, Artvin'deki çay üreticileriyle, sivil toplumla bu işi bir şekilde engelledik. Bundan sonrakilerin bu konuda daha akıllı olmaları gerekir. Kurumlara atanan bürokratlarla ilgili. Bu konu biraz sıkıntılı bir konu. Yani Türkiye bu konuda gerçekten sıkıntıda. Yani Sayın Ekrem Yücel'in genel müdür olması hesabıyla Rize'ye katacağı birçok şey olabilir Çaykur'a. Ben kendisini gerçekten takdir ediyorum şundan. Ben onu televizyonlarda çok eleştirdim. Çok sert çıkışlar yaptık ona. Ama hep ciddi oturduk, istişare yaptık. Bu konuda gerçekten bir faydasını Rize'ye gördüm. Şimdi bir belediye başkanısınız, büyük şehirdesiniz. Sizin oradaki enerjiniz, sizin oradaki imkanlarınız. O şehir zaten büyük bir şehir. Evet. O şehrin bir sürü sosyal, ekonomik, belediyecilik anlamı olarak yerel bir sürü sıkıntıları var. Yani Çaykur'da olması veya Çaykur'a katkı yapması mümkün de değil bu anlayışta bakarsak. Oradasınız, orada size insanlar seçmiş, hizmet bekliyor. Enerjinizi oraya sarf etmeniz lazım. Burada mümkünse, gene tabii yandaşınız olabilir, o anlayışta birisini götürüp koysalar daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, süremizi de açtık Sayın Başkan. Estağfurullah. Hararetli bir sohbet oldu ama o zaman bir de şu konuyu sorayım size. Malum Mayıs ayı çay sezonu ikinci ayda şöyle sıkıntılar oldu vatandaşın en fazla. Yani özel sektör çay firmalarının Çaykur'un daha doğrusu devletin belirlediği taban fiyatın çok altında yaş çay alması vatandaşları mağdur etti. Çaykur'un uyguladığı kontenjan politikası, erken kontenjanı başlatması da tamamen hep üreticiyi özel sektöre yönlendirdi eleştirileri var. Özel sektörün de savunması kuru çaya zam yapılmadı, maliyetlerimiz yüksek, o yüzden o fiyatlara çay alamıyoruz. Böyle bir atmosferde son iki aydır, daha doğrusu bu yaş çay kampanya döneminde yaşadığımız bu durumlarla ilgili sizin düşünceleriniz neler? Şimdi tabii özel sektör kar marjı yüksek bir anlayışla bir ticaret yapmaya çalışan kuruluşlardır. Tabii bu kuruluşların içerisinde bu durumu fırsata çevirmiş, buradan karın üzerine kar koymak suretiyle kazanç oluşturmaya çalışan arkadaşlar da Rize'de mevcut. Şimdi bunu dizayn edecek bir çay politikası. Örnek, çayın iki tane olmazsa olmazı vardı bize göre. Bir, Sayın Genel Müdür, dünkü için söylüyorum, bizim dönemimiz için söylüyorum. Bizim için dönemimiz için söylüyorum. Derdi ki, sen Çaykur'da 650 bin ton çay alacağını niçin açıklıyorsun? Hangi özel şirkette ortaklığın var? Hangi özel şirkette Çaykur'u ve Çaykur'un ötesinde çay üreticisini pazarlıyorsunuz derdik. İki tane olmazsa olmazı var. Biri bu, biri de Gümrük Duvarı, Kâbesi dediğimiz hadise. Şimdi siz Çaykur'da bir açıklama yaparken 650 bin ton vurgusu yapmayınız.
Çünkü serbest piyasa ekonomisinde ben 650 bin ton alacağım dediğiniz zaman karşınızdaki insanlar oturuyorlar. 1 milyon 300 bin, 1 milyon 350 bin ton rekoltonun 650 bin tonunu Çaykur alacaksa bize de demek ki buradan 700-800 bin ton kalıyor. 650, o zaman biz oturalım. Şurada bekleyelim. Özel sektör vatandaş zaten bize gelecek. Biz de fiyatın adını koyalım. Diyelim ki 1000 liradır, 5 liradır. Çünkü niye? 650 bin ton Çaykur alacak ya. Gerisi kalan bize gelecek. Vatandaş dökemeyeceğine göre özel sektörün belirlediği fiyata göre satacak. Şimdi şu anda Çaykur'un zamını zam yapmadığını ifade edenler yanlış şeyler söylüyor. Bunların içerisinde 2 tane, 3 tane, 5 tane samimi adam sayabiliriz. Gerçekten o samimiyeti olanlar. Yani çayı fırsata dönüştürmeden, vatandaşın malını değerinin altında almadan, gerçek değerini verip alanları istisna, onları bir tarafa koyuyorum. Onlar doğru mağdur çayı kuru çaya zam yapılmamasından. Ama %95 itibariyle siz zaten 30 senedir bildiğimiz özel açıldığından beri ta 84'lü yıllardan sonra zaten siz çay kuru bu noktada özel sektör olarak vatandaşın değerinin altına veriyorsunuz. Anayasanın şimdi yanlış hatırlamıyorsam 45. maddesiydi. Tarım ürünlerinde şimdi devletin belirlediği rakamın altında alamazsınız diye de anayasal bir güvence olmasına rağmen siz vatandaşın çayını 30 senedir zaten değerinin altına alıyorsunuz. Bunu farklı kılıflara oturtturmaya gerek yok. Bu zaten özel sektörün kar üstüne kar kazanmak amacıyla oluşturdukları bir projedir diye düşünüyorum. Evet. Sayın Başkan, çay gübresi ile alakalı da bir soru geldi. O da çok yıllarca konuşuldu ama bir türlü hayata geçirilemedi. Yani organik tarıma geçelim, organik gübreye geçelim, işte mevcut gübreler atom bombası etkisinde toprağı öldürdü deniliyor. Ama bir türlü organik gübreye de geçilemiyor. Bu konuda düşünceniz ne? Gene şöyle bir durum var orada yine. Şimdi organik çaya geçilmesi konusunda Rize'nin veya çay üreticisinin işte Trabzon'u, Artvin'i hatta Giresun'u bile. Şimdi oturursunuz bir masanın etrafında. Buradaki yerel, sivil toplum, bürokrat bu konuyu gündeme getirirsiniz. Coğrafyayı incelersiniz. Coğrafyanın kabullerini, redlerini, neyi alır, neyi almazı masaya yatırırsınız. Ziraat mühendisleri, efendim bu işi bilenler. Oturup tartışırsınız. Dersiniz ki, evet arkadaşlar biz bu çay alanlarının %20'sini şehirle mesafesi şu kadar olanı, yani 1 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre olana %10'unda organik. Şehirle mesafesi işte 50 kilometre, 30 kilometre, 20 kilometre olana %40 organik. Şehirle mesafesi daha uzak olana da %100 organik dersiniz. Bir tanım koyarsınız, bunu da çıkarsınız, uygularsınız, bu tamam. Ama bir gece demin dedim ya, ben dedim oldu, ben yaptım oldu. Hastaneyi oraya koyduk, gittik ondan sonra 1000 tane kazık çaktık. 10 hastane masrafı yaptık, oldu. Bir hastane kurduk. Şimdi geldi bir bundan evvelki emniyetin, Çaykur Genel Müdürü oturdu. Organik tarım dedi. Bütün tarlalar organik tarım dedi. Ya kardeşim, nedir yani, nasıl bütün tarım, bütün arazi organik tarım olacak? Organik tarımın olabileceği yerler var, olamayacağı yerler var. Burada bir sürü vatandaşın kaybı var, vatandaşın sıkıntıları var. Bunları oturup bu işin duayenleri, bilenleri, tarafları, yandaşları, paydaşları bir araya gelip oturursunuz. Buradan bir sonuç çıkarırsınız. Olması gereken yer var mı? Mesela Güneyce'de bir çay fabrikası var. Bu yörenin çayını topluyor. Ben ilk senelerde oranın çayını içtiğim zaman müthiş bir damak tadı alıyordum. Sordum, dedim nedir burası, yani burasının çay tadıyla aşağıdaki çay tadı arasında bir fark var. Bunu nasıl sağlıyorlar, ne yapıyorlar? Sonra bir baktı ki o bölgenin yukarıda olması oradaki çayın değerini, kalitesini artırmış. Gidersiniz oraya işte, o bölgelerde yani yukarılarda neresi olur, bu Salahkan'ın yukarıları, ambarların yukarıları olabilir. Oralarda ambarı şey yaparsınız, organik tarımı ortaya koyarsınız. Onun dışında bunları yaparken de
şuraya gelmeniz lazım. Şimdi sizin araziniz şu anda Rize'de, geçen izledim televizyonda, bir kere bilinçsiz bir gübre atımı var, evet. Bilinçsiz. Yani adam bir kilo gübre atacağı yere 5 kilo gübre atıyor. Niye? Diyor ki Mayıs'ta 3 kilo çay vereceğine 5 kilo buradan çay alayım, dolduruyor gübreyi, sallıyor. Ne oluyor sonuç itibariyle? Benim en son bıraktığım bölümde toprağı 50-60 santim aşağıya doğru zaten çürütmüşüz, bitirmişiz. Siz şimdi bunu yapmadığınız şu anda arazi çok dar, nerede dar? Birkaç bölgede şey yapmışsınız, nedir o? İşte Çamlem şimdi mesela organik tarım yapıyorsunuz, orada gübre bu şekilde kullanmıyor ama %95 çay arazilerinde 40 senedir aynı şeyi yapıyorsun. Gübreyi veriyorsun, toprağı çürütüyorsun. Sen şimdi toprak çürümüş bir toprakta organik tarımdan bahsetmek çok mantıklı mı yani? Oturmuşsun orada, gece bir rüya görmüşsün, kalkmışsın sabahta, gelmişsin oturmuşsun genel müdürlüğe, demişsin ki organik tarım, bütün çay alanlar organik tarım olacak. Dolayısıyla bu işi bilenler, nedir, ziraat mühendisinden, efendim Çaykur'un duayenlerinden, sivil toplumdan, siyasilerinden oturursunuz, çay tarlasının analizini yaparsınız. Biz mesela bir görüş atmıştık ortaya, demiştik ki gitmiştik Sri Lanka'ya, Hindistan'a, o bölgede çay alanlarını incelemiştik. Her iki ülkede de gördüğümüz 25 sene sonra, 30 sene sonra tarlaya ekecekleri çayın adını koymuşlar. 25 sene sonrası. Adını X demişler. 25 sene sonra oradaki mevcudu sökecek, yerine yenisini koyacak. Niye? Adam çaydan hem üreticisine hem devletine çok ciddi bir girdi sağlıyor. Şimdi pandemi süreci gösterdi ki dünya artık tarıma yönlenmeli. Tarımdan geleceğini kurtarmalı. Senin de şimdi elinde böyle bir arazi var. Gel, otur, git Hopa'dan başla. Trabzon'a kadar bütün çay alanlarını incele, hepsinden bir yaprak, iki yaprak, 3 tane fide, 4 tane fide topla. Bunlardan bir yeni nesil oluştur. Bitki ıslah projesiyle o yeni nesilden yeni bir ırk ortaya çıkar. De ki sahilde, demin dediğim gibi tarlayı da bir nadasa almak suretiyle, nadasa aldıktan sonra, hani çay kağının içine neler olmalı demiştim, bunları söylemiştik. Nadasa aldıktan sonra vatandaşı da süspanse etmek suretiyle, dünyanın her yerinde üretici, sahil üreticisini söylemiyorum, tarım sektöründeki üretici süspanse edilir. Siz de süspanse edersiniz, bir ırk oluşturursunuz, dersiniz ki Rize sahilde çay Mayıs'ın 15'inde başlayacak. Öyle bir ırk oluşturuyorsunuz. Ve bu 700 kilo şu anda veriyor, 600 kilo, 550 kilo, 900 kilo verecek bir ırkın oluşmasını sağlarsınız. Netice dersiniz ki 15'te burası, 30'da ambarlık tarafı başlayacak. 30'unda, Mayıs'ın 30'unda ne olur? Sen şu anda öyle bir çay işliyorsun ki, geçen sene anlatıyorlar, Çaykur'un işlediği çayı, yakmışlar şeyde, fabrikalarda alım yerlerinde çayı. İşleyememişler. Neticede bir kalitesiz çay da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir ırk oluşturduktan sonra milleti de desteklemek suretiyle siz yeni bir ırk oluşturursunuz. O ırkı diğerini söker, onu ortaya koyarken de çayı dinlendirirsiniz toprağa. Toprağı dinlendirdikten sonra da organik tarımdan da bahsedebilirsiniz. Ama bugünkü toprakta ne organik tarım olacak? Yani önce toprağa bir el atmamız gerekiyor yani. Deniliyor anladığımız kadarıyla. Tabii ciddi de bir tarım politikası gerekiyor. Evet. Deniz projeleri. Bizden olmazsa olmazı zaten. Bir, tarım politikası. İki, turizm politikası. Bunlarla ilgili yerel siyasetçiler, yani işte demin dedim memur tayinleri, işte efendim ruhsatlar falan filan olacağına, bu tip şeyler. Ben geçenki konuşmamda televizyonda anlattığım şeyi burada tekrarlamak istiyorum. Müsaadenizle. Buyurun. Batum'a bir misafirim geldi, üniversiteden bir arkadaşım. Batum'u gezmek istedi. Buradan Batum'a götürdüm onu. Kapıdan çıktık. Rize Cumhur, Türkiye, Batum Cumhur kapısından. Batum'dan içeri girdik. Deniz sahiline bir baktım, 1000 kişiden başladık. Şeye gidene kadar,
Batum'a gidene kadar binlerce insan var. Batum'a, sahilde. Sahilde, denizin kenarında, yaz mevsimiydi. Binlerce insan orada işte yüzüyor, geziyor, şey ediyor. Geldik bu tarafa, bu tarafta çıkış yaptık Türkiye kapısında, hemen sağ taraf deniz. Ya bir kişi yok. Şimdi dedim ki Sayın Vali, siz ne iş yaparsınız? Yani burada oturmuşsunuz, A, B, C konuşuyorsunuz. Ya şu Artvin Vadisi'yle bir oturursunuz. Dersiniz ki ya Cümbük duvarının ebi tarafına geçtik. Binlerce insan sahil tarafında. Beşi de yüz binlerce insan o coğrafyada tatile geliyor. Ya bu tarafına geçiyoruz, on işi yok. Ya niye bunu bir proje yapmıyor bu gene siyasetçiler, şimdi söylüyorum. Demin dedim ya, oturuyorlar, seçilmişler. Atanmışlar aslında. Sonra da aşağıda durdu. Onaylanmışlar. Ya alın bir Rize'nin bir turizm haritasını çıkarın. 15 senedir, 20 senedir bağırıyoruz. Ya Rize'nin bir turizm haritası. Bir turizm haritası, bir turizm haritası. Şimdi bunu yapması gerekenler dolayısıyla üretmediği için Cumhurbaşkanımız Rize ile ilgili gerçekten yatırımlar yapmak gayretinde. Şimdi ne olmuş? Bir, bloktan yıkılacak. İki, işte dere, hamam deresi üstten aşağıya, orta cami yıkıldı. Hı hı. Oradan aşağı yeni bir düzen oluşturdu. Bunlar yapılacak. Böyle 3-4 tane proje var şimdi. Rize şu anda şantiyeye dönme ve şantiye olabilecek projelerin bir parçası konumunda. Peki vatandaş nerede burada? Vatandaş yok burada. Kim var burada? Tamam, Cumhurbaşkanı çok güzel şeyler yaptı. Sana ödenekler çıkardı, para çıkardı, her şeyi yaptı. Şimdi yerel siyasetçiler, siz Rize'de sorumlu olanlar, bu işi nasıl rehabilite edeceksiniz? Hani Bakırcı'yı bu şehirde her şey eleştirir. Çok da şeyler söylerler hakkında. Fitimya Vadisi ile ilgili bir sohbetini hatırlıyorum. Oradaki yapılan devletin projesi, TOKİ'nin yaptığı projede, birçok insanın mağdur olmaması için, şahitim yani kendisiyle yaptığım sohbette, birçok insanın mağdur olmaması için elinden geleni gayreti ortaya koymuştu. Mağdur olmadı demiyorum bak. İlla şimdi orada da birçok insan mağdur oldu. Ve burada da birçok insan mağdur olacak. Ama buradaki siyasetçilerin, buradaki seçilmişlerin vicdanlarıyla bak kendisini buldukları zaman, kendisilerin 1 liraları 1 trilyon lira, vatandaşın 1 trilyon lirasına 1 lira gibi baktıklarını gördüm bu şehirde. Evet. Bunlar hoş yerler değil. Burada bir sürü vatandaş var. Bunların 30 senelik, 50 senelik, 40 senelik emekleri var. Ama bloklarda, belediye bloklarında kazanarak elde ettikleri bir kirazlık hakları var. Ama belediye bloklarında çalışarak elde ettikleri hakları var. Ama ev alarak, bina alarak, dükkan alarak emeklerini ortaya koydukları, oradan çocuklarını okutup bu ülkeye, bu vatana, bu millete asker yaptıkları yerleri var. Siz şimdi bunlarla ilgili ben dedim oldu, biz yaptık oldu, git nere şikayet edersen et, git kime dersen de, böyle bir şey olur mu? Vatandaşın orada bir tanesi anlatıyor, diyor ki ev aldım 500 bin lira, bankadan 300 bin lira çektim. Bitti, 150 bin lira borcum kaldı. Şimdi evimi alıyorlar, bana diyorlar ki al sana 150 bin lira. Evim gitti benim, 150 bin lira bankaya borcum var. Benim hem ana sermayem gittiği gibi bir de bankaya ödediğim para gitti. Şimdi siz buna ne dersiniz? Ne yapalım, biz nasıl bir yol bulalım? Sen çözüm merkezisin. Sorun üretme merkezi değil. Yani sen, mağdur etmemek için uğraşacaksın. Sen orada onun alacaksın, oturacaksın. Nasıl bir yol bulacaksın? Nasıl bir anlayış bulacaksın? Bulacaksın. Vatandaşın o mağduriyetini, hadi bunu diyelim ki yüzün içerisinden iki kişi böyle. Şimdi diyorum ki AVM özel bir kuruluştur. Özel bir müteşebbisin yeridir. AVM'de siz vatandaşın malını kamulaştırarak AVM'ye yol yapacağım diyorsun. Adamın evini yıkıyorsun orada. AVM kazanacak kendisi. O zaman diyeceksin ki ya kardeşim ben dün yanlış yaptım. O AVM'yi oraya koydurmakta kararımda yanlışım. Bedelini de ben ödemem lazım. Vatandaşa niye ödüyorsun? Ödettiriyorsun. Adamın orada arsası var 10 trilyon lira. Devlet diyorlar ki burası 3 trilyon liradır. Ya adamı buraya çalışmış, kazanmış, almış. Şimdi konuşulduğu zaman
Biz helalciyiz diyorlar hepsi. Biz işlerimizi helalinden yaparız. Ama aşağıda işte Ahmet falan yerde haramdan iş yapıyor. İyi de kardeşim nasıl olacak şimdi bu? Rize şu anda tamam bak yatırıma kapılar açılmış. Hakikaten güzel şeyler yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da buralara ciddi anlamda yatırım yapmak istiyor. İyi bunu anladık. Ama yerel siyasetçiler siz masanın etrafında oturmuşsunuz. Biriniz A başkanı, biriniz B başkanı. Millet önünüze geldiği zaman orasını TOKİ bilir. Ebirini bilmem kim bilir. Gidin oradan konuşun. Bu üslup, bu tarz Rize'ye, Rize'liğe uygun bir üslup tarz değildir. Burada şu mağduriyetlerin giderilmesi için kriz masası mı oluşturursunuz? Efendim kent konseyi masası mı oluşturursunuz? Bir masanın etrafında oturursunuz. Burada şu insanların mağduriyetini gidermek için nereden nasıl oluyorsa, neler yapılabiliyorsa en azından insanları gönlünü alırsınız. Biz dedik oldu. Öyleydi ne yapalım? Kanun öyle dedi. Şeriatın kestiği parmak acımaz demek suretiyle vatandaşı Rize'de bu hale düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Buradan özellikle siyasetçilere, yerellere bunları özellikle söylüyorum. Bu Rizeli yarın rahatsız eder. Rizeli de bunun siyasete size hesabını yarın sorar. Mutlaka öyle görünen köy. Bloklarla ilgili aslında soracaktım. Girdiniz konuya. Çok da detaylandırmayalım. 1,5 saat oldu Sayın Başkan. Artık veda edelim. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak yine de vurgulamak istediğiniz kısımlar varsa onları alalım. Ben Rize'nin özellikle demin ifade ettiğimiz Çay'da, Çaykur'da, demin bahsettiğim Çay Kanunu, Varlık Fonu ve özellikle Çay'ın Kâbesi dediğim, bunu özellikle bilerek seçerek konuşuyorum. Burada da çayı otururum. 24 saat çayın duayeniyim diyen, çayı bilen, akademisyen, teorisyen kim varsa buyursun gelsin oturup konuşurum. Çayın Kâbesi, çayın gümrük duvarıdır. Bunlarla ilgili konuşan siyasetçiler, sivil toplum iyi araştırarak, iyi inceleyerek, iyi irdeleyerek hiçbirinin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Hepsi bu Rize'nin çocuğudur. Hepsi bu Rize'ye hizmet etmeyi düşünüyor. Hepsi bu Rize'ye katmayı, Rize'ye bir şey katmaya inanıyor. Ama bu konuda özellikle çay baronların veya Türkiye'nin baronu dediğimiz, Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini kendine kanalize edenlerin projelerinin bir tarafı olmayalım. Buna dikkat edelim. Bu çok önemli. İki, Rize'de Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten dikkati Rize'ye çekilmiş. Rize'ye katkı yapmak istiyor, Rize'ye bir şeyler yapmak istiyor, Rize'de yatırımlar yapıyor. Tersane işi çok önemli, bak söylüyorum. Şu ana kadar Rize'de hiç kimseden tersane duymadım. Evet. Tersane bir kişi tersanede çalışır, 6 kişi Rize'nin meydanlarında çalıştırır. Yani sanayisinde, şurasında, burasında. O kadar önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunun kulağına getirilirse, buna anlatılırsa, buna bu meydanda böyle bir söz verdiğiniz Sayın Cumhurbaşkanı değilse, inanıyorum ki Rizeli'nin pratik, Rizeli'nin böyle kararlı tavrı olan Cumhurbaşkanı, pratik zekası var. Bu işteki o sözünü hatırlayacak. Bu Rize'ye bir tersane kurdurur diye düşünüyorum. Dolayısıyla üçüncüsü olarak Rize'de bu yeni yapılanmayla ilgili Rize'yi şantiyeye çeviren, Rize'de yatırım yapmak isteyen Cumhurbaşkanı'nın bu politikalarına ayak uydurmaya çalışan yerel siyasetçiler şu üslubudan kaçın. Beni ilgilendirmez. Benim saham değil. Ben bilmiyorum. Burası Ankara'dır. Ankara'dan geldi. Ankara'dan dediler. Ankara yapıyor gibi böyle aciz ifadeler, basit ifadeler Rize'nin bu içine düştüğü şu andaki problemden. Yani belediye bloklarında bir terzi var. Bir eskisini söylüyorum. Şimdi duruyor mu bilmiyorum. Çok zamandır çıkmadım. O adam orada çocuklarını okuttuğu bloklardan. Emeği, çil, her şey orada. Ya şimdi şuna sen şöyle diyemezsiniz. Ne yapalım? TOKİ aldı bilmiyorum. Hayır. O insanların özlük hakları var. İki, adam 500 bin lira verdi, 200 peşin ödedi, 350 bin lirasını ödedi, 150 bin lira borcu var bankaya, siz adama 150 bin lira veriyorsunuz evine. Bu adam ne yapacak? Bir evi var adamın, 50 senede kazandı, onu da elinden alıyorsunuz. Üreteceksiniz. Bulunduğunuz makam, sözüm üretme makamıdır.
ağlama makamı veya ben bilmiyordum nasıl oldu deme makamı da üreteceksiniz. Çare bulacaksınız. İnsanları bir şekilde 500 mağdur varsa sizin gayretleriniz, inanıyorum, sizin efendim tespitleriniz, inciniz, alakanız o 500 mağduru 5-250'ye düşürecek. 5-300'e düşürecek. Yağlı taşı komple almışsınız. Tamam, güzel güzel şeyler olacak burada. Hakikaten üzerine geleceği aydınlık, üzerine geleceği tekrar demin ifade ettiğim gibi şu dolgu sahası ve üzerindeki projede özellikle bu 3 tane milletvekiline geçen ben bir konuşma yaptım, bana çok kızdılar. Benimle ilgili çok şeyler söylediler. Tekrar söylüyorum. Rize'nin seçilmiş vekilisiniz. Hasan Karal'la sizi mukayese ettim diye kıyamet kopardınız. Şimdi söylüyorum. Dolgu sahasını sizden bu Rize'li bekliyor. O dolgu sahasının üzerinde o mimarın çizdiği projeyi de bekliyor. Rize için hayati bir projedir. Bakacağız bundan sonra lojistik ambara gösterdiğiniz hassasiyeti orada gösterebilecek yeteneğe, Hasan Karal gibi yeteneğe sahip misiniz? Hasan Karal gibi pratiğe sahip misiniz? Ne kadar kızarsanız kızın. Hak teslimi yapıp doğruyu söyleyeceğim. Hadise budur. Eğer yaparsanız ben de gelirim size buradan. Lojistik ambarda yaptığınız kararlılığı, ortaya koyduğunuz kararlılığı alkışladığım gibi bu kararınızda yapacağınız o onayı da bakanlıktan çıkarırsanız gelirim buradan tekrar sizi alkışları tebrik eder. Gerçekten bu Rize'nin has evladısınız derim. Ben bana böyle bir zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Efendim TV53 ailesine yayın hayatında başarılar diliyorum. Ekranı başında bizi izleyen seyircilerimizde hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Mahi. Evet sevgili izleyenler, bir başka konu programının bugün de sonuna geldik. Süremizi bir hayli de aşmış olduk. TV53.net yazarak YouTube, Facebook, Instagram ve Twitter adreslerimizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Yarın akşam tekrar bir aksilik olmazsa saatler 20'yi gösterdiğinde ekranlarınızda olacağız. Bizlerden ayrılmayın. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Yesek hep birlikte. Bu nasıl bir lezzet böyle? Durma hadi bobo söyle. Kaptaze çiğ köftesiyle. Koma gene, koma gene.